Herkese merhabalar efendim. Hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, Nermin'in Enfes Mutfağı'na. Keyifli, sağlıklı, bol, bereketli bir gün diliyorum efendim. Bugün efsane konuğumla birlikte sizlere yine harika lezzetler hazırlayacağız. Bugün neler neler yapacağız. Çok hızlı, çok güzel bir giriş yapacağım. Önce hediyelerden bahsedeyim. Serpil'i de buraya alayım. Serpil'cim gelir misin? Şöyle ne yapıyoruz? Altılı bir kahve fincanımız var. Hemen arkasında baharat takımımız var. Şöyle göstereyim. Güzel, efsane bir takım ve set veriyoruz. Evet, Serpil'i de çağırdım. Serpil orada oturuyor. Evet, bunu bir izleyicimize hediye ediyoruz efendim. Ve ana sayfada Nermin'le Enfes Mutfağı'na gidiyorsunuz. Orada bütün detaylar yazıyor, neler yapmanız gerekiyor. Bak, çeyiz veriyoruz Serpil bugün. Çok güzel bence. Efsane fincanlar falan filan. Bakalım artık sakin bugün ne olacak. Ne yaptık? Bir şey yapmadım. Özlem'le yarının yemeğini konuşuyordum da vallahi duymamışım hiç söylediğini. Değil mi? Serpil Hanım gelsin. Diyorum orada oturuyor. Vallahi duymadım. Sabah köründe Hacer Hoca'lardaydık. Pazı ile ilgili bir şey konuşuyordum. İyi misin? Hacer Hoca güzel şeyler mi söyledi? Ortaya karışık. Kız Serpil yapar mısın bir tane kız? Yok. Olmaz mı? Yok, olmaz mı değil. Ben artık torun bakarım. Yok kız, sen torun bakmaz. Yok yok. Yani bakarım bence. Bugünkü konuğumuz askere gidiyormuş Serpil. Ay, askere gidiyor. Üzülme Nermin. Gelecek. 30 gün sonra gelecek. Hemen konuğumuzu alıyorum efendim. Şuradan şeyi de alalım. Hemen konuğumuz. Hoş geldiniz Lütfü şefimiz. Sen de. Aynen. Cansın, teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki aynen. Varsın. Gerçekten en kötü günümde de varsın. İyi günde de. Bak, şalını taktık aynen. Kırmızı. Serçin parmağı kılıyı sürdük teşekkür kardeş. Ederim. İyi ki varsın. Hayırlı uğurlu git gel inşallah. Ya askerden sonra buradayız. Kesinlikle her Türk evladı gibi burada olacağız. Yine Beyaz TV ekranlarında evet. Olacağız. Çok gerçekten özel hani, bir anlamı vardı bu kesinlikle. Çok duygulandım açıkçası, hiç beklemiyordum. Çıkını çok kaliteli, bak dört parmağım hemen saçını süreceğim diye değdirdim, tuttu valla. Yani gerçekten çok efendim duygulandım açıkçası, çok teşekkür çok ediyorum efendim ekibimize de. Vallahi çok güzel kokuyor. Bu şimdi ne kadar duracak? Bırak, gelene kadar dursun. Giy, ben de yakayım kendime. Serpil getir avucunun içine. Ay ben istemem. Şey yapacağım. Ay Allah'ım ben efendim, size de çok teşekkür ediyorum efendim mesajlarınız için. İyi ki varsınız. Dualarınızı esirgemeyin efendim. Nermin ablamla ve benden dualınızı esirgemeyin efendim. Yine buradayız. Al Lütfü'yü tak eldivenle. Kınanı da yaktık Lütfü'cüğüm. Hayırlı olur git gel. Ben de kınamı yaktım efendim. Ben küçükken kına hastasıydım. Aynen. Sabaha kadar annem bayram sabahında bunu sürerdi. Böyle geceden sabaha olur kadar mu? Bunu sarardım. Sabah kalktığımda böyle mis gibi parmaklarım turuncu, avucumun içi turuncu böyle bir ay falan giderdi. O tırnaklar uzayana kadar böyle o kadar güzel olurdu ki. Yok ben yıkayacağım Serpil Hanım. Yok tutsun azıcık tutsun. Serpil Hanım ben yıkayacağım. Ben ondan tuttum. Sonra böyle sabaha kadar yatar iki tane de elime poşet takardı anacığım. Böyle uyurdum sabaha kadar. Ben çok severim kınayı. Kına kokusu biliyorsunuz cennet kokusu derler. Kokusu güzelmiş ama. Lütfü'ye de yaktık. Birazdan çıkartacağız. Bakalım ne kadar tutacak. Güzelce ne yapıyoruz? Meşhur tatlımızın ismi ne? Şenkeli. Şenkeli İsviçre'de özel bir tatlıdır efendim. İsviçre'de hemen hemen her evde özel ziyafetlerde ve Şenkeli. Özel... Evet, Şenkeli. Biliyorsunuz ki efendim Nermin Alın'ın antik kuntin tatlı isimler benden sorulur. Evet. İsviçre'deki bütün özel misafirlere davetlerde bizdeki lokma gibi onlarda da Şenkeli oluyor. Ve bende değişik bir şey olsun hem de... pratik bir tatlı mı? Çok pratik. Yani küçücük bir hamurdan yani yaklaşık 50-60 tane çıkıyor ablacığım. Ve inanılmaz hani yediğinizde doymuyorsunuz. Hani hadi biz bakalım. 4 kişi 50-60 tane yiyor yani. Benim restoranımda star bir tatlı bu. İyi o zaman gelsin malzeme listesi. Aynen. 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı süt, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet limon kabuğu, 2 adet yumurta tuz, 1 paket kabartma tozu aldığı kadar un, kızartmak için ise sıvı yağ kıymetli izleyenlerim. Bunu ilk başta biraz Lütfü'yü askere uğurluyoruz efendim yarın. Evet. Ocağa teslim olacak değil mi? Evet yayından asker çıkıyorum ocağına. Hemen otogara gidiyorum, Kütahya biletimi alıyorum ve havacı olarak... teslim oluyorum yarın. Hayırlı yani olsun öyle inşallah. Sizin yayın saatinize muhtemelen teslim olmuş olurum. Hadi hayırlı uğurlu git öyle inşallah. Dualarınızı esirgemeyin efendim. Aynen gökler öyle. Gökler sana emanet. Aynen merak etmeyin. Ne? Gökler. Ha gök. Aynen. Serpil'im ya. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Öncelikle unumuzu ilave ediyoruz. Tamam. Havacı dedi ya onun için dedim. Aynen havacı oluyormuşum. Havacı gökyüzü. Acaba ben neyci olurdum? Ha? Ben neyci? Benim neyci sen yapar? Sen komando olur. Komando değil mi? Aynen. Evet olur. Denizci de olabilirsin sen ama suyu seviyor çünkü. Efendim öncelikle bütün katı malzemelerimizi katıyoruz. Biraz un fazla olmadı mı lütfen?
Yok abla, bunu da veririz, ayarlarız. Tamam. Bütün şekerini falan, bütün malzemeleri koyduk. Ha, şekeri. Daha sonra erimiş tereyağı, bu çok önemli. Çırpacak mıyız? Evet. Şimdi bir çırpıcı alalım, sütümüzü. Yoğuracağız. Hepsini böyle çiğden. Evet, hepsi. Aa, hepsi güzel. Çiğden. Çünkü tamam. Biz onu daha sonra... Bu bildiğiniz hamur olacak efendim. Hı hı, limon kabuğu rendesi. Onu en son. Aha. Biraz bir olsun. Serpil ablacığım, senden biraz su alabilir miyim bunun kıvamı için? Rica etsem. Dökeyim mi? Evet, çok az, tamam. Çok olmasın. Evet efendim, bütün malzemeleri içerisine ekledik. Evet, unumuzun efendim. Üstüne güzelce bir limonumuz kaldı. Onu, onu da rendeleyelim daha. İstersen. Şu an okey. Rendeleyeceğiz onu. Aynen. Da tamam. Serpil abla, rica etsem rendeleyebilir misin? Evet. Evet. Ununa bir yandan un koyayım. Şimdi gerisini artık eldivenimi bir şey olur mu çıkarayım artık. Bunu ununla çünkü yürümem lazım artık bunu. Eldivenle yoğurabilir misin? Eldivenle yoğurabilir. Tamam. Okey. Ben limonu rendeleyeceğim sana şimdi. Evet, şöyle hamuru toparlıyor. Hamur, çok hafif bir suyla kıvamını verdik. Serpil'de bir adet limonumuzu rendeliyor efendim güzelce. İşte böyle hararetli, güzel, hatır hatır bir yayına giriş yaptık. Aynen. Efendim. Dedim ki askeri kınasız göndermeyelim. Güzel bir kına yakalım dedik. Kimsenin diyorum ya. Efendim hiç haberim yoktu açıkçası. Çünkü biliyorum haberi olunca herkes böyle şaşırmıyor, etmiyor. Bugün böyle dedim birazcık heyecan olsun. Güzel bir heyecan yansısın. Efendim dün de Nermin ablayla konuştuk telefonda. Hani askere girmeden gel uğurlayalım falan okey. Ama inanın böyle bir şey hiç hayal bile etmemiştim. Cansın ablacığım, çok sen sağ ol. Hakkını helal et. Vallahi helal çok seviyorum olsun seni. Efendim, asker kınamızı yaktık. Asker kınasının çok güzel anlamı varmış aslında. Ben biraz araştırdım, baktım. Askerlerin saçına da yakılırmış. Hani vatan millet size emanet. İşte kınalı kuzum diye anneler severmiş eskiden. O şekilde gönderip hayırlı uğurlu dönmeleri için de kınayı yakarlarmış. Vatan millet borcu efendim. Kesinlikle. Allah'ım hayırlı uğurlu gidip gelmeyi nasip etsin. Amin. Benim için unutamayacağım hayatım boyunca. Bundan 20 sene sonra da açıp izleyebileceğim evet bir anı oldu açıkçası. Nermin'in enfes mutfağında evet. Beyaz tepside yaktık efendim. Aynen. Herkese nasip olmaz. Kesinlikle. Evet, güzel bir hamur oldu. Yani yumuşak efendim, yumuşak olması lazım. Hı. Bunları çünkü beze haline ayıracağız. Tamam. Şimdi tezgahın üstüne alalım. Tamam, alabilirim. Hı. At ablacığım, çok az, tamam. Öyle. Bunu çıkarmak istiyorum ama kınamam. Tamam, sen parmağını da yıka gel. Tamam. Onu Serpil Hanım toplasın. Orada çıkarabilirsin. Tamam. Artık kına yıkayayım mı abla? Evet, evet. Yıka. Tutmuştur tutacağı aynen, kadar. Serpil'in bile 2 dakikada tuttu. Yok, evet. Kına çok güzelmiş. Lütfü şey. 2 dakikada tuttu. Hemencik tuttu. Bak şimdi yıkasın görürsün elini. Derler vallahi, bak Lütfü askerde sana kınanı da yakmışsın gel. Ay efendim, tutmuş vallahi. Gerçekten tutmuş. Bir dakika elimi kurulayım efendim de size ayıp olmasın. Bakayım. Gerçekten tutmuş. Biz burada boşuna bakar söylemedik mısın? Tattım. Kim tuttuysa bana iyi yapmış. İyi karmışlar. Ben yaptım. Ben yaptım. Sen de yap. Ben de yıkayayım. Efendim bir... görüyor musunuz gerçekten? Kınama. Çok güzel. Tamam, alt attım canım benim. Tamam. Şimdi efendim hamurumuzu bezelere ayırmak istiyorum. Ablacığım bir bıçak alayım. Orada var yanında şey. Tamam, okey. Keşke baş harfimi yazsaymışım. Var burada. Reklam arasında yap. Serpil abla, bunları da beze yapabilir miyiz ikimiz? Hızlı hızlı olması adına. Şöyle biraz alalım. Ne güzel tuttu. Çok seviyorum. Küçüklüğüm aklıma geldi. Görüyor musunuz? Efendim şöyle minik minik bezeler yapıyoruz. Ne yapıyorsun şimdi o bezeleri? Minik minik bezeler yapacağız. Ha, sonra ne yapacaksın bu bezeleri? Sonra kızgın yağda biz onu yağ koyalım ister misin? Kızgın yağ açalım. Yakabilir tamam. Mi altını istiyorsan? Süper. bir de Serpil ablacığım bu bir tık daha yağ koyabilirsek süper olur. Bu yeter ya, çok koymayalım. Ziyan olmasın. İçine çok mu atacaksın? Ya şöyle tam derin yağda yapıyorum bunu. Biraz daha koyalım. Aynen mümkünse. Efendim Nermin ablanın da yağ çok. Zeytinyağıyla yapıyor her şeyi biliyorsunuz. Ne canım? Özlem öbür. Efendim tamam. Şöyle minik minik bezeler yapıyoruz. Yeter yeter. Yok şey var bizde de. Onu sordum. Bu da biraz anladım. Büyük oldu. Biraz küçük küçük baby bezeler yapıyoruz. Evet, minik bezeleri. Bunları açacak mısın? Evet. Çok ince olacak. Koydu.
Evet efendim, Lütfü'nün özel nerenin tatlısıydı? İsviçre. İsviçre tatlısını hazırlıyoruz efendim. Efendim benim restoranımdaki star bir tatlı bu. Hı hı. Her İsviçre'ye gittiğinizde her evde size özel misafir değil bunu yaparlar size. Öyle mi? Ama bizim lokma dökeriz ya mesela sevdiklerimize falan. Hı hı. Onlarda da şenkel yapıyorlar. Şöyle birazcık un. Hı. Ve böyle açıyorsun ha? Evet ama çok ince olacak. Tamam. Hı hı. Serpil yardım edelim bir yandan da hızlı hızlı bezelerimizi açalım. Diğer tarifimize geçeceğiz çünkü oyalanmayalım. Aynen. Bir şekil verecek misin yoksa? Yuvarlak yuvarlak oluyor ve ince ince olacak. Ha öyle mi? Açabildiğimiz en ince haliyle olacak. Üstüne herhangi bir şey yok, var yok, mı? Yok yok hayır yok. Daha sonra ablacığım senden bir tabağa peçete veya pişirme kağıdı koymanı istiyorum ki daha sonra yağını çekmesi adına. Efendim incelik şöyle olacak. Evet. Bu daha sonra efendim çıtır çıtır olacak. Ha. Sadece böyle açıyoruz. Evet. Tamam. Süper valla. Çok pratik bir tarif efendim. Arkasından efendim çok güzel bir zeytinyağlı ekmek tarifimiz gelecek. Beyaz TV ekranlarında zeytinyağlı bir ekmek yapacağız. Ama bu ekmek alışılmışın biraz daha dışında farklı bir ekmek olacak. Hatta ben burada malzemeleri şurada alayım. Şurada direkt yapmaya başlayayım ben Serpil Hanım. Şurada çünkü yağ kızaracak falan uzun sürecek. Zeytinli ekmeğimiz, zeytinyağlı ekmeğimizin malzemelerini alıyoruz ve direkt ben burada yapmaya başlayacağım. Malzemeler geliyor şimdi hemen. Ve ekran başındaki kıymetli izleyicilerim, ekranı yeni açanlar. Bugün çok kıymetli konuğum Lütfü bizlerle efendim. Yarın askere gönderiyoruz kendisini. O yüzden kınamızı yaktık, kırmızı tülbentimizi doladık. Ve şu an tatlısı, İsviçre tatlısıyla başladı. Biz de efendim çok lezzetli zeytinyağlı bir ekmek yapacağız. Pofidik pofidik yoğurayım mı? Sen bilirsin. 1,5 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker, tuz, 1 paket maya, aldığı kadar un, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı süt, üzeri için ise zeytinyağı, 1 su bardağı galeta unu. Aa ona gitmedi. Ve sonrasında ne? Varmış yok sana değil. Ve sonrasında efendim ben bir yoğurayım. Lütfü orada hamurlarını şimdi açana Serpil, kadar. Şimdi Serpil ablacığım ve Nermin ablacığım. Hı. Bir püf noktası göstermek istiyorum. Tamam, şimdi göstereyim. Yağımızın kaynama noktasına gelip gelmediğimizi bir nasıl anlarız? Herkes dakika. Ekran başında olsun. Bunu mutlaka dinlesin. Şimdi görüyorsunuz hani önceden bir şey atıyorlar vesaire gerek yok. Efendim evinize kürdan ya da tahta bir kaşık veya çubuk. Hı. Bakın. Bakın şu anda bu kaynama noktasına gelmedi. Eğer tahta çubuğumuzun etrafı böyle benek benek olsaydı bu kaynama noktasına gelirdi. Yani diyorsun ki daha kızartılmaz. Aynen. Tamam. Mesela tahta kaşığınız var. Bizim burada tahta kaşığımız vardır. Yok küçük yok. Atamazsın içine ya. Yok atmayacağız. Ha altta bir çubuk atacağız. Evet. Efendim görüyorsunuz mesela tahta kaşığınız var değil mi? Hiçbir şeyiniz yok. Bu biraz mesela baktığınızda mesela bakın artık kaynamaya başladı. Yani bu ne demek? Birkaç dakika sonra bunu pişirmeye başlayabiliriz demek. Hmm. Yani evde de efendim kızartma yapacağınızda ama acaba bu kızartma derecesine geldi mi? Vesaire hiç uğraşmanıza gerek yok. Hani riske gerek yok. Herhangi bir tahta kaşığınızın arkasını bakın. Yağın içine koyuyorsunuz. Evet şu anda ya. Evet. Evet o zaman diyorsun ki olmuştu. Aynen. Okey tamam. Bir dakika süper. Sonra bu yağ hazır. Tamam. Hamurlarımız kızarırken ben de burada zeytinyağlı ekmeğimizin yapımına geçiyorum kıymetli izleyenlerim. Bakın çok pratik bir ekmeğimiz var. İçerisinde suyumuz, sütümüz, şöyle maya ve şekeri şöyle sütle beraber güzelce açacağım. Burada tuzum var. Tuzumu suyun içerisine ekliyorum. Bir eldiven. Bence yetmez bence mi? İnanır. Yeter yeter. Hı hı. Bence de. Yeter. Çok şey yapmayalım. Ve efendim hemen yoğurmaya geçiyorum. Ay şarkının nakarat kısmını bir daha versenize. Çok güzeldi. Kınam da gözüksün şöyle. Burada nakarat kısmını verseniz güzeldi. Şöyle hamuru yoğurana kadar güzelce şurada karıştırdım efendim. Bunun içerisine koyuyorum. Bence yağ ne oldu kokuyor. Süper. Şimdi ne oldu? Yavaş yavaş.
Asker şarkımızı dinledikçe içim biraz buruk oluyor. Neden diyecek olursanız, ben de biliyorsunuz iki erkek evladı yetiştiriyorum. Allah nasip ederse tabii ki onlar da gidecek vatan borcunu ödemeye. Rabbim bütün herkesin evladına hayırlı uğurlu gidip gelmeyi nasip eylesin. Hiç kimsenin evine, barkına, ocağına ateş düşürmesin efendim. İnşallah her daim ülkemizin başında dimdik olalım. Bir yandan da hamurlarımızı lütfen kızartıyoruz. Kızartıyorsun. Bu kadar mı? Aynen. Daha sonra bunları üst üste koyacağız. Ve üzerine sürpriz bir püf noktası vereceğim orada da. Biliyorsun ki ablam çok az bir şeker koyduk. Sen diyeceksin ki nasıl bir tatlı. Ama yedikten sonra anlayacaksın. En son finalde yapacağız. İyi, süper. Ben de efendim ekmeğimizin hamurunu yoğurdum. Burada bu hamuru çok sağlam bir şekilde şöyle bir 4-5 dakika döve döve katlama tekniğiyle birlikte yoğurmaya devam etmemiz gerekiyor. Ve en az 40-45 dakika, yani 1 saat oda ısısında bu hamurun dinlenmesi gerekiyor ki güzelce mayalansın ve içerisi gözenek gözenek olsun. Şöyle birazcık masamın üstüne unumu alıyorum. Ve bismillahirrahmanirrahim ekmeğimi katlama tekniğiyle yoğuruyorum. Sen rahat çevir. Bunu hamurda kullanacağım. Yok, onun hamuru içine de üstüne ben ayrı veriyordum sana. Ha, içinde de mi vardı? Neyse, ha, tamam. Evet, evet. Şöyle güzelce içerisine galeta unu, zeytinyağını da koyabilirsiniz. Ben onları üzeri için ayırdım. Biz zemine koyacaktık. Aynen. Şöyle bakın. Dur, şurayı ben sana. Güzelce toparlıyorum. Açayım. Bu gözeneklerini sağlayabilmek için birazcık burada bu tekniği kullanmanız gerekiyor. Katlama tekniği. Ramazan'da, pandemide çok yaptık biliyorsunuz efendim. Güzel ekmeklerimiz olsun diye. Mayalı hamurumuzu alalım. Ben de bir yandan tatlımı yapıyorum şu an. Tamam. İsviçre tatlısı. Ben alayım. Şunu ben alayım komple. O unları da alayım. Ora kalmasın ki sana tepsi vereceğim ya. Tamam. Dur. Çok güzel oldu hamur. Bir alsan aşkı eline sen. Al. Ben şöyle. Evet. Bir yandan lütfü devam ediyor kızartmaya hamurlarını. Sen şimdi duymuş muydun İsviçre tatlısını? Yok. Ben de duymamıştım. Bir ilk. Bir ilk efendim. Evet, her zaman olduğu gibi. Tatlıları zaten bizim ama biliyorsun hep değişik. Değil mi? İlk. Tarifler getiriyor ya. O da güzel gözüküyor yani. Evet. Ama finali merak ediyorum. Şimdi kıymetli izleyenlerim, burada zemine bakın galeta ununu serpiyorum. Bu pide talaşı da olabilir mi Nermin buraya? Olabilir. Değil mi? Gayet çok güzel olur. Ellerinde ne varsa, evet. Pastaneden de alabilirler. Ya bazen bazı fırıncı amcalar vermiyor. Aksi oluyorlar azıcık. Ne gerek var deyip böyle biz yapıyoruz ya ekmeği diyorlar. Bak burada çok pardon canım. Ben bunu sana şey yaptım. Minicik etrafını yağladım. Sen istersen direkt eline al. Ama efendim keşke bu kokuyu size aktarabilsek. İnanılmaz keşke, kokmuyor keşke, mu? Ben bayılıyorum. Inanılmaz. Bu glutenin, mayanın kokusuna bayılıyorum. Evet efendim. Bakın şuradan alıyorum bak. Avucunda istersen. Aa, gayet de güzel oldu. Aynen şöyle aldım. Ben bunu fark içine... ettiyseniz asla söndürmüyorum. Güzel olmuş mu? Çok şey. Güzel olmuş hamurun. Yumuşacık. Bak. Mis. Fokoçu gibi parmaklarımla. Aynen. Zeminde bolca talaş da diye deniyor bu pastanelerde. Tabii. Biz galeta unu koyduk. Galeta unuyla da yapabilirsiniz. Bunu burada biraz daha mayalandırabilirsiniz. Bak. Ya püskürteyim ister misin daha rahat? Yok, ben bunu tamam. Yaptım Serpil. Ha, iyi tamam. Şöyle bak. Yağlıyoruz ve başlıyoruz. Bu biraz daha kabaracak. Bak, aldığım gibi koydum. Hiç şey yapmadım. Küstürmedi. Küstürmedim aynen. Çünkü bunun ben kabarmasını istiyorum ama hamur çok iyi olmuş. Yumuşacık. Şuralarını da batırsana parmaklarını. Şey, tepsi vereyim üstüne mayalandıralım mı biraz? Biraz mayalandıralım bence Serpil. Gözenekleri belli olsun. Bakın zeytinyağlı mis gibi bir ekmek efendim. Fırında nar gibi kızaracak ama ne yaptık? Parmaklarımızı güzelce şeklini verdikten sonra Serpil bir tepsi kapattı üstüne. Benim topumun her seferinde buraya girmesi. ve mayalanmasını bekliyoruz. Burayı bantlıyorlar biliyor musun? Direkt kıtık kalacak.
Makarnalı mercimekli bir köfte evet. yapacağız efendim. Buna da inanamayacaksınız. Çok güzel bir tarif. Ana yemek diyebiliriz aslında. Efsane bir yemek tarifiyle geliyoruz. İçerisinde köftesi var, makarnası var, her şey proteini var, var, yeşil mercimeği var. Ben bunu şuraya alayım, senin tarifini buraya getiriyorum. Tamam. Dur, şurada mayalansını yap. Son 3 tane kaldı benimle zaten. 2 tamam. dakikaya benimle bitiyor. Hı hı. Gerçekten nefis oldu. Vallahi soğuduktan sonra... mutfakta mis gibi kokular. Bu soğuduktan askere sonra o kadar çıtır çıtır oluyor ki. Lütfü'nün lezzetli ellerinden dedik ki tatlımızı yiyelim. Sağ ol ablacığım, cansın. Sen de öylesin. Şimdi, sayayım mı? Ha tamam, yumurta. Makarnalı mercimekli köfte, bulgur köftesi için 1 su bardağı ince bulgur. 1 su bardağı sıcak su, bunu biz ıslattık ve kenara ayırdık. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, karabiber ve kimyon iç harcında olacak. Diğer malzemeler efendim, 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 1 su bardağı mantı makarna, 1 tatlı kaşığı kuru nane, tuz, kırmızı toz biber, sıcak su ve üzeri için ise 1 tutam maydanoz. Hayır, yetiştim, ayırdım. Vallahi süper. Şimdi. Mercimek şeyimiz, çiğ köfte tepsimizi alalım mı? Orada yorayım mı? Ya istiyorsan vereyim ama şey, çok değil ya, kabına sığar. İstiyorsan çıkın. Hayret, gerçi az koymuşsunuz ilk defa. Efendim? Az koymuşsunuz malzemeyi. Ha ama şey ya... 10 kilo yapmamışsınız. Ha tabii. Bir tane arası şey alayım o zaman, bir tık büyüğünü alayım. Ama tepside daha güzel gösterebiliriz, biliyor musun? Beni biraz ver. Şey, bakın, sesimi... Şey mi ver? Boşver, uğraşma. Şimdi seni yormayayım. Yok vallahi. Şey, sesimi kapatırlarsa. Doğru, orada takıp çıkarırım oradan da. Boş ver. Şimdi şunu koyayım altına da. Şöyle efendim, alıyorum. Bulguru önden ıslattık. Burada çok enteresan bir tarif yapıyoruz aslında. Bir yemeğin içerisinde hem makarna, hem yeşil mercimek, hem de köfte. Olur mu? Biz göstereceğiz şimdi Serpil, olacak. Bir tane pasta tabağı istiyorum. Şöyle içerisine ununu koyuyorum. Salçasını. Lütfen bir eldiven aşağıdan rica edeceğim. Tabii, hemen alacağım. En altta. Yok yok, senin sağında var. Hayır hayır, gitme lütfen, gel. Ha, burada varmış vallahi. Evet, gördüm. Ben bu arada şey koyayım da. Ne, tencereye canım? Diğer malzemelerini hazırlayayım mı sana? Evet, o da olur. Soğanı doğrayalım, önden kavuralım. Buraya birazcık unumu serpeceğim. Biraz da içine alırsın. Tuz, karabiber, kimyon. Ve biraz da içine şöyle alıyorum. Şimdi burada bulguru yüzünü önden ıslattığımız için çok rahat toparlandığını göreceksiniz. Şöyle yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz efendim. İyice toparlanıyor. Salçanın da kendince bir hafif ayarı var. Tatlı tatlı bulgurumu yumuşatıyor. Çok yumuşak kıvamda. Bir iç harç istemiyorum. Evet. Bütün unumu alacak gibi gözüküyor. Bunları misket şeklinde yapacağım. Aslında dediğim gibi etsiz ama proteini, ondan sonra makarnası, her şeyi içinde olan güzel bir tarif. Birazcık sert yoğurmamız gerekiyor. Bulguru bir tık şişirmem lazım. Bitti mi Lütfücüğüm? Evet, son 10 saniye. Tamam. Evet. Bitti. Hadi geçmiş olsun. İsviçre tatlımız da hazır. Aynen. En son sunumunu göstereceğiz. Lütfü bugün gidiyor. O şimdi asker. Aynen. Yapacak bir şey yok. Bunu arkaya yapacak koyalım. Bir şey yok. Asker gidiyor. Sessiz bugün. Diyorlar ki reji, niye sessiz? Ablacığım, sen senin kesmemek adına. Bak, kibar çocuk. Biliyorsun yani, asla. Evet, efendim asla. Burada biliyorsunuz ki bir tane star var. O da Nermin Öztürk. Yerim ben seni. Benim elimi yıkayayım, geliyorum. Tamam canım. Şimdi tatlımız bu kadar. Üstüne pudra, şeker, herhangi bir şey yok. Yani, böyle. En azından malzemesinde yoktu. Var mı üstüne pudra, şeker, lütfen onu? Evet. Ha. O en son. Evet.
Çünkü kenarda hani biraz tatlı ya böyle pudra şekeri. O en son. Zaten o şu anda soğuyacak ablacığım. O soğuduktan sonra zaten kendi içindeki şekeri balans olacak. Yani balans dediği denge demektir. Direkt dengeleyecek. Evet. Yardım ihtiyacın var mı? Vallahi gel şunları toparlayalım. Hadi biraz yapalım. Küçük küçük yapacağız. Efendim ben de Kütahya'ya gidiyorum. Kütahya ile ilgili bana yazın efendim. Nerelere gideyim? Yarın çünkü ben öğlen 1-2 gibi teslim olurum. Hı. En azından gitmeden bir göreyim. İlk defa Kütahya'ya gideceğim. Hı hı. Hem kültürel gezi olarak. Evet. Esnaflarımıza vesaire sesleniyorum efendim. Nerelere gideyim? Neyiniz meşhur çok merak ediyorum. Doğru. Sen gittin mi ablacığım Kütahya'ya? Bir kere sanki gitmiştim, bir yol dönüşü uğramıştım diye hatırlıyorum efendim. Ama çok güzel yerler tabii oralar. Özel yerler lütfü. Malum biliyorsun ülkemizin her köşesi cennet. Cennet. O yüzden bütün izleyicilerimize diyoruz ki burayı gezin önce. Efendim önce kendi topraklarımızı gezeceğiz. Daha sonra yurt dışı. Ben şunu anlamıyorum. Herkese bir yurt dışı merakı var. Biz gençler elini olarak. Islat canım daha güzel toparlar. Efendim biz gençler şu anda çok fazla biz yurt dışı planlıyoruz. Okey. Ama daha sonra ülkeye tekrar geri dönmeliyiz. Buradan yaşlarıma sesleniyorum. Ülkemize sahip çıkalım. Ülkemiz bizlere ihtiyacı var. Bizim gibi genç nesillere yurt dışına gidelim, kariyerimizi yapalım, dilimizi öğrenelim ama ülkemiz için çalışmaya devam edelim. Tamam. Ben yana geçeyim, yemeği anlatayım. Burayı Serpil ile Lütfü'ye bırakıyorum. Evet. Siz ikiniz orada sarmaya devam edin. Aynen. Serpil de özleyecek Lütfü seni. Aynen. Çok duygusallaştı. Biraz ağlayacak. Neyse, çok üstüme çok üstüme gelmeyin. Ağlarım ben biliyorsun. Ağlakımdır. Ağlama ablacığım. Serpil beni öldürecek yemin ederim sana. Ama öyle ben ağlak bir kadınım. Evet hemen ağlak. Ağlamayacağım hiç bakma canım benim. Efendim, şimdi köftelerimiz orada minik minik yoğruluyor efendim. Hepsi bir tencerenin içerisinde pişeceği için köfteleri en sonunda atacağız. İçerisine soğanımızı, yağımızı koyduk. Güzelce böyle nar gibi soğanımız kavrulacak. Bir yandan da efendim salçamızı ekleyeceğim. Makarnamız şişecek. Makarnamız şiştikten sonra ne yapacağız? Yeşil mercimeği koyacağız. Yeşil mercimeğin üstüne de köftelerimizi bırakacağız. Ve efsane bir ana yemek aslında. Proteine, karbonhidratı her şeyiyle birlikte dört dörtlük çok pratik bir tarif hazırlamış olacağız şu an. Beyaz TV ekranlarında minik misketleri hazırlıyor. Ekip sağlam efendim. Ben şöyle buradan domates salçasına ekliyorum. Biraz renginin böyle kırmızı olmasını istiyorum. Bugün et veya bir kıyma kullanmadan direkt efendim ana yemeğimizi hem protein... Etten alacağımız proteini yeşil mercimekten alarak güzel bir yemek haline dönüştürmek istedik. Şöyle bakın, salçayla da soğanımı bir miktar kavuruyorum. Ve şöyle alıyorum. Allah'ım ne kadar sıcak mübarek, ne kadar sıcak. Stüdyoda mahşer yer maşallah, çok sıcak. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ben bunu ben arkaya alayım, arkada devam edeyim abla. Bu bana yeter, ben bunları böleceğim zaten. Ha? Şu biraz unlayayım ki bunlar önemli. Aynen, ben bunu bir arkaya alayım. Mercimeğimi koyuyorum ben. Yok, sen bitti zaten benim işim onunla. Tamam. Şöyle. Şunları küçültüp. Bakar mısınız efendim? İçerisine lütfen makarnamı ekliyorum. Rica edebilir miyim o arkada? Tabii hemen geliyorum. Şöyle bir harmanlıyorum. Şurada var un kovası, bana verirsen sevinirim. En sonda efendim köfteyi içine bırakacağız. Biraz makarnamız piştikten sonra tuz ve toz kırmızı biberini ekledim. Islak elleri. Şöyle. Alttan kettle'ı verir misin Lütfücüğüm? Tabii ablacığım. Nanesini de içine bırakıyorum. Suyunu vereyim mi? Evet. Alayım. Çorba tadında olacak. Suyunu sen biraz tamam fazla. De. Dur canım. Aslında tam dökelim. Çorba da değil Nermin'in. Mercimeğin yemeği gibi değil mi? Aynen yemek mi yani. Dersin, çorba mı dersin? O yüzden dedim ya tam böyle ana yemek. Proteiniyle, vallahi köftesiyle, mantı makarnasıyla birlikte şöyle iyice nefis harmanladım. Mantı makarnası şiştikten sonra biraz daha suyuna ilave ederiz. Şu an Serpil Hanım'ın yapmış olduğu gibi köftelerimizi minik minik yuvarladık. Ve una buladık gördüğünüz üzere. Gidelim mi araya? Kıymetli reji. Evet. Ben şey yapayım, küçültüyorum daha arada. Tamam,
Tamam. Nermin ablacığım peki bir şey sorabilir miyim? Sor. İlla bu makarna da almaması lazım. İstedikleri makarnadan yapabilirler mi? Veya içine mantı koyabilirler mi? Yok, bu yemek tabii bu çok güzel duruyor. Tabii ki ellerinde makarna tabii varsa canım farklı kullansınlar ama bu köfteler biraz böyle içeriye giriyor. Hoş da gözüküyor. O yüzden çok güzel biz tercih ettik efendim. Çok kısa bir araya gidiyoruz efendim. İlk şifremiz asker olsun efendim. Efendim şöyle göstereyim. Bizim mantı makarnalarımız güzelce şişti. Şöyle içerisine hatta bakın soğanlı harcımız, o yeşil mercimekler girdi. Güzel bir aroma elde ettik. Ve şimdi ise efendim şöyle güzelce una buladığımız köftelerimizi bırakıyoruz efendim. Çok mesela karıştırmayacağım. Altını açabilirsin Nermin, biraz şöyle kıstım bir ben. Harmanlıyorum sadece, bakar mısınız ya? Efsane bir yemek. Bu arada çok güzel yorumlar gelmiş. Yemekleri bugün çok beğenmişsiniz. Hadi o zaman Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan sonra 30 dakika sonra efendim herkes mutfağa girsin. Şimdi lahana salatası mı? Lahana salatası yapıyoruz ama lahana salatasında bir ilk ananas kullanacağız. Efendim biliyorsunuz ki şu an tam mevsimi geldi. Hepimiz seviyoruz dolmay olarak. Ben dedim ki bugün tam yaz hem de efendim 3 gün 5 gün içinde tüketmek zorunda değilsiniz. Bir ay sonra da bunu dolabınızdan çıkartıp tüketebilirsiniz. Bir ay sonra mı? Hiçbir şekilde iddia ananas ediyorum. Ananas sararmıyor mu? Hayır, hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Buzluğa hayır, hiç kararmıyor. Hayır, hiç yapacağız. Şimdi tencere rica ediyorum ve sıcak su rica ediyorum. Ablacığım senden. Tamam. Şimdi ben bir yandan. Ben malzemeyi sayıyorum. Tamam, lahana salatası, yarım su bardağı krema, yarım limon suyu, bir adet ananas, bir su bardağı yoğurt, 10-15 adet ceviz, bir adet küçük boy beyaz lahana. Hadi bakalım. Ananasın kararmasını nasıl engelleyeceksin? Birazdan püf noktasında. Birazdan sıvı efendim. Yo valla merak ettim. Büyük bir kap vereyim mi lütfen? Şimdi Serpil ablacığım sıcak suyu Nermin abla reklam arasına koymuştu. Kaynadıysa direkt alabiliriz. Ha kaynatacak mı? Al dente yapacağız. He. Al dente nedir efendim? Dişe gelen haşlama pişirme tekniğidir. Al efendim, dente olacak. Lahanayı ince ince böyle yaptınız efendim değil mi? Daha sonra sıcak suyun içerisinde bunu yaklaşık 1 dakika tutuyorsunuz. Daha sonra şuradan bir cam kap alabilir miyim ablacığım? Tabii. Suyumuzu koydu Serpil. Evet. Atacağım şimdi. Onu kaynama noktasına gelir. Bunu diyorsun buzluğa at. Buzluktan çıkar ye. Buzlukta yok. Direkt alt tarafta. Artı 18'de. Ya sen iyi misin? Bu ekşimez mi? Ablacığım koyalım. Ben askerden sonra gelelim. Yine aynı burada görüşelim. Ekşimez mi? Ekşimez. Bismillahirrahmanirrahim. Hanımlar ekranda mümkün kalın. Mümkün değil. Hanımlar ekranda kalın. Çok enteresan efendim, bir saatte yapıyor. Efendim ben bunu restoranında yapıyorum. Ben buzluğa sandım. Hayır, buzlukta değil. Her şey buzluğa atıyoruz. Buzlukta zaten hiç güzel olmaz. Öyle mi? Evet. Bunu böyle yapacaksın, altta bekleteceksin. Evet. Şimdi kevgi rica edebilir miyim ablacığım? Tabii. Bence bu kadar yeter. Zaten tamam, çok bereketli oluyor. Efendim şöyle bir tık al dente olacak, yumuşayacak yani dişe gelecek. Kesme tahtamızı alalım. Sonra temiz bir tahta alayım. Yok, bu al dente oluncaya kadar ananası istersen temizleyeyim. Tamam. Efendim ananas nasıl temizlenir? Hemen ananas pratik nasıl doğranır? Efendim başını aldınız. Tamam. Arkasını aldınız. Yani etme çocuğum, pahalı. Bizde hiçbir şey israf olmaz Nermin Öztürk. Olmaz, doğru olmamış. Ama artık küp küp doğruyorlar onu. Ve şöyle efendim bakın. Gösterir misin? Orası evet, artık gök kısmı. Ne kısmı? Gök. Yani biz orayı yemiyoruz. Ama sen bilesin ablacığım. Afiyet olsun. Ben yiyorum aşkım. Benim dişim kesmiyor. Yaşandın mı? Aynen, tel olduğu için. Atılmaz burası, günah. Biliyorsunuz ki ananas çok sağlam bir kesinlikle ödem attırıcı. Sabahları detoks falan yapıyorum, inanılmaz güzel. Kesinlikle çok 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 efendim ihtiyacı şöyle olan bir kısım. Bakın küp ve küp. Hatta ne demişti Murat Topoğlu bize geldiğinde? Ananasın şu içine herkes demişti atıyor. Bu iç kısmı atılmaz. Bunu yediğinizde inanılmaz bir lif kaynağı olduğu için inanılmaz bir şekilde bağırsaklarınızı çalıştırıyor. Ödeminizi attırıyor. Ve gerçekten dışına göre bu kısmı daha değerli demişti. Hemen bakıyorum. Ben bu arada şeyi kapatıyorum artık. Bak bakayım. Makarnamız gayet güzel oldu. Efendim küp küp doğradığımız ananaslar da burada kenarda duracak. Bakar mısın? Tamam. Oldu mu Serpil? Gayet güzel oldu. Mis mis. Kapatayım. Yayın sonuna köfteleri doğru. Köfteleri bir kaldır Serpil. Gayet şık duruyorlar bak. Bak hiç dağılmadılar, görüyor musunuz? Mis evet gibi.
Evet, bu da çok oldu. Kapatayım, bu tamam. Biraz dinlensin. Efendim, lahanalarımızı aldık. Bakın, kaç tane tuttuk? Bir dakika tuttuk, tutmadık değil mi? Bir dakikadan biraz fazla oldu. Okey, problem yok, zarar yok. Ananası doğrarken unuttuk değil mi lütfen? Aynen, olur burada. Olur, sıkıntı, diyor, yok. Sıkıntı yok. Efendim, biliyorsunuz burada biz bizeyiz efendim. Yabancı yok. O yüzden her türlü şey mübah. Mübah. Şöyle koyduk. Hı. Biraz onu bence sıcağına çıkar. Yok, bu soğuk suya koyalım olur. Biraz. İstersen koyabilirsin, ben koymuyorum. Tamam, koymayalım o zaman. Şimdi limon. Hı. Limonun suyunu. Hı. Bir adet limonumuzun suyunu koyduk. Evet. Tamam Lütfücüğüm. Akabinde ananasları koyuyoruz. Hı. Efendim neden limonu önce koydum? Limon efendim biliyorsunuz ki fermente özelliği var. Yani hiçbir şekilde antioksidan olduğu için karartmıyor. Tamam. Daha sonra... Dur çocuğum, şunu da onu, ay, dur ablacığım, en son. Sunum için en son koyacağız onları. Hı. Şimdi sonra ben şuradan iki tane çatal kaşık almak istiyorum. Şöyle bir alt üst yapalım limonla ki. Limonla beraber hepsi güzelce bir, karıştırsın aynen. Ki aynen. Enginarla yaparız ya efendim mesela. Limonu ovarız. Diyorsun ki bir ay dolapta hiçbir şekilde ekşimiyor bile. Hiçbir şekilde ekşimez. Oğlum içindeki krema yoğurt ekşir be. Ekşimemesinin sebebi zaten şöyle. Krema zaten içinde katkı maddesi var. Onda zaten bozulma gibi şansı yok. E yoğurt zaten bizim Özlem Hanım'ın direkt manavdan aldığı, manavdan diyorum, mandıradan aldığı sütle yaptığı yoğurt arka tarafta evet. Biliyorsun. Ev, organik. El yapımı alıyor, el yapımı yapıyor. Hani bu zaten Özlem ablanın kendi yoğurdu. O yüzden hiçbir şey olmaz. Ben gene izleyicilerime söyleyeyim, kendiniz yoğurdunuzu yapmıyorsanız denemeyin, ekşimesin. Aynen. Dediğim gibi. Korkuyorum ya, ziyan olmasın. Efendim siz bakmayın Nermin ablama gerçekten. Nermin ablam ilk defa gördüğü için ama birazdan efendim hepsini yiyecek. Ya dolapta saklamasınlar diyorum aşkım. Kötü bir şey söylemiyorum, yesinler. Ya ablacığım zaten bu görüyorsun bunu şu an yayın içinde 5 dakikada yenir yani bu. 5 dakikada gider yani. 5 dakikada yenir. Hani o yüzden hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Hani ben maksat mesela benim gibi tek kişi ise. Güzel ama güzel bir fikir yani. Yani bir ay değil mi abart yani siz bunu 3 gün ay bir yiyin. Sen buna yoğurt koydun, krema koydun, krema birazcık koydum. Limon sıktın o kadar. Evet. Vay be salata şıpşak. Ve fresh efendim. Tam yaz. Mesela etin yanına yap, balığın yanına yap, tavuğun değil yanına mi? Yap. Senin gibi mesela ana yemeğin yanına her türlü 5 dakika. Tuz, muz, baharat hiçbir şey yok hayır, mu? Hayır hiç onlara koymuyoruz. Allah Allah. Şimdi bir diğer ceviz. Tuz cevizleri var, efendim bakın. Şey bildiğiniz efendim anam babam usulü. Nermin Özlük style. Al annem. Bakın tuz diri diri olacak. Diri diri olacak. Diri diri. Cevizleri. Tamam. Hiç böyle ufalamayın efendim. Tabağımız ne olsun? Cam bir tabak olursa çok süper olur. Cam tabak istiyorsun. Şunu vereyim ben. Tamam. Bu içinde kalsın. Bunları da gerisin sunum için kullanacağım. Bunları da koyayım. Nermin ablanın gönlü olsun. Şalkalıyor mu? Bence şalkalıyor. Efendim bunun hepsini ya karıştırıyoruz. Üzerine koyacağım dedin ya çocuğum. Anası koyacağım ya ablacığım. Bunu üstüne koyacağım? Evet. Hı. Cevizle beraber sunum için. Tamam. Gerçekten yayın bittikten sonra ilk işim bunu yemek olacak. İnanılmaz bir tuz salata. Tuz koymadın. Tuz koymadım. Çünkü zaten yoğurdun kendi içerisinde tuzu var. Öyle mi? Aynen. Tamam. İstersen koyabilirsin ama ben pek tercih etmiyorum. Doğru söylüyorsun. Ne kadar az tuz o kadar iyi. Aynen. Efendim tuz ödem yapıyor efendim. Hiç gerek yok. Artık yeme mevsim de geçti. Doğru. Tuzdan uzak duralım. Oldu bence Nermin. Kabardı mı? Koyuyorum ablacığım. Gayet hemen bir güzel. Bunu dökelim. Sonrasında ekmeğimize gideceğiz. Vay vay hatta vay vay. Şimdi vay. Hemen sunumla. Ananas nerede ablacığım? Alabilir miyim? Getiriyorum ananası. Bir dakika. Evet, evet, evet. Ananası rica edersem çok süper olur. Alayım ben arkadan. Güzel oldu. Efendim. Tam bir şölen salatası. Ana yemeğin yanında akşam misafiriniz geldi. Evlilik döneminiz var. Ve efendim akşama eğitinizle kaynanınızı çağırdınız. Mis gibi efendim. Aklınızı uçutacak tatlılar tarifler. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Şöyle bir alayım. Bana tabii. Aynen uçtu. Benim yazmam. Onu alayım. Sıcak bence de. Terledi. Aynen. Evet efendim. Fırında ekmeğimiz pişmiş. Bir bakalım ekmeğimiz ne durumda kıymetli izleyenlerim. Ya. Efsane ötesi, mis gibi evet. Bir koku. Of 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 of, nar gibi kızarmış. Bizim fırınlık bir şeyimiz var mı Sarp Hanım? Yok yok. Bakar mısınız efendim? Aman yarabbim.
Aman ya Rabbim. Üzerine bir fıs fıs yapacağız. Cam. Tabağımız. Onu en son yaparız. Yok şu an değiştirmeyelim. Dursun. Şimdi sıradaki tarifimiz. Ben orayı bitirmedim. Ispanak köklerini ziyan etmiyoruz efendim. Evet. Kıymetli Beyaz TV izleyicileri. Ispanak köklerine herkes ne yapıyor? Taplarını alıyorsunuz, köklerini çöpe atıyorsunuz ve gerçekten sıfır atıkta en çok üzüldüğüm ve en çok değerlendirilmesi gereken bu ıspanak kökleri efendim. Bugün Lütfü farklı bir tarif yapacak ama daha öncesinde biz bunlara çok güzel sos yapıp, unlu bir sos yapıp bulayıp yağda kızartmıştık. Çok lezzetli olmuştu. Serpil'le diğer yayında TRT'de falan da yapmıştık sanırım. Biz biber kökleriyle de yaptık. Aynen. Bunların hepsini değerlendirdik efendim. Bugün de Lütfü zeytinyağlı olarak hazırlamak istedi. 1 adet soğan, 2 adet kapya biber, 1 diş sarımsak, 3 adet portakal suyunu kullanacağız herhalde. Evet. 1 adet limon. Hem portakalın kendisini hem suyunu. Süper. 2 kilogram da ıspanağın kökü. Bunu bilerek yapmak istedim. Çünkü israfa karşıyız. Ispanağından börek yaparsınız efendim. Sapından da zeytinyağlı mis gibi yemek. İki çünkü çeşit yemek aynen, çıkmış olur. Kesinlikle. İtalyan'ın en sevdiği yemektir değil mi? Kesinlikle. Misafirlerine yaparlar sürekli. İnanılmaz. Bizim favori yemeklerimizden zaten. Şimdi biraz zeytinyağı koyayım ablacığım. Ha şey haşlamıyor musun onu? Hayır hiç haşlamayacağım. Ha tamam. Zaten gerek yok. Şey. En son püf noktaları her şeyi anlatacağım. Ha. Tamam. Yağda kavuracaksın herhalde soğanı biraz. Karnıyarı tenceresi önce gibi soğan ve kapyayı kavuracağız aynı anda. Daha sonra bunlar karamelize oluyor ablacığım. Karamelize olduktan sonra portakalı soyacağız ve portakalı da değişik bir şekilde soyacağız. Dursun. Ha, farklı bir görsel olacak. Kesinlikle. Ben normal standart bir zeytinyağlı değil efendim. Serpil ablacığım yağ koyabilir misin? Otelde en çok sevilen tarifin ne mesela senden konukların istediği? Ben biliyorsun ki ablacığım en son yaklaşık 4 aydır ve 5. aya girdik ve İsviçre mutfağının şefiyim. En çok şu anda trend olan föndü. Hani İsviçre mutfağının yemekleri. Evet. Onları çok istiyorlar. Benden Ege'li olduğum için Ege'li zeytinyağlarımı çok istiyorlar. Daha sonra ben hem de özel yemek mutfağında şefi olduğum için aynı zamanda mesela şeker hastası misafirim geliyor otele. Benden nasıl yemekler istiyor? Ben ona özel bir menü programı yapıyorum. Buna göre bir şeker hastası ise şeker hastasına göre yemekler tatlılar yapıyorum. Hani şekersiz mesela hiç içerisine şeker girmeden tatlılar yapıyorum misafirlerime. Peki konuklara tek tek soruyor musunuz? Mesela şeker hastası hangi yemek çıkacak? Yok şöyle bir şey. Benim mutfağımda olduğu için ben misafirimle önce tanışırım. Derim efendim merhaba hoş geldiniz diye. Misafirimin alerjisi olup olmadığını sorarım veya neyi sevip ne sevmediğini örnek veriyorum. Ben zeytini yemem. Zeytini sevmem. Onları not edip ona göre bir menü programı oluştururum. Öyle mi? Aynı kadar duyarlısın. Hani bunu normalde görev tanımında bu yok ama ben kendi isteğim üzerine gidiyorum. Çünkü benim evime gelmiş gibi. Sevgiyle yapıyorsun. Ve bu da bizim misafir memnuniyetimize yansıyor. Ama dediğim gibi seviyorum işimi. Peki ekranda bir proje var mı Lütfü? Ekranda efendim Öztürk yapımla, Nermin Öztürk'le efendim bakalım olacaksa. Ama dediğim gibi biliyorsun ekranı seviyorum. Dediğim gibi. Hani gerçekten efendim. Ama efendim hiçbir şekilde hani seviyorum ya hani bu aileyi, ekranda olmayı ve sizlerin geri dönüşlerini daha çok seviyorum. Evet. Bir yandan efendim şunu da atayım. İzleyici de seviyor seni değil mi? Aynen. Hani güzel yorumlar alıyorsun. Kesinlikle yani gerçekten inanılmaz güzel mesajlar alıyorum. Peki otelde misafirlerin tanıyor mu seni? Ha, inanılmaz. Hani herkes diyor ki Nermin'de izledik, şöyleydi o tarifini denedik. İnanılmaz güzel geri dönüşler alıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel değil mi aslında? Hani evet hani Serpil ablaya falan bayılıyorlar. Evet. Ondan sonra keza seni çok seviyorlar. Hani evimizin kızı diyorlar sana biliyorsun. Evet, arıyorum Allah ya hatta, razı olsun. Efendim şöyle birkaç tane misafirim geldi böyle 55-60 yaşlarında bir 4-5 tane teyzemiz. Diyor ki oğlum diyor ben seni çok izliyorum, Nermin'i de çok seviyorum falan. Aradım görüntülü, görüştürdüm. Evet. O kadar mütevazı ki hiç kırmıyor gerçekten hani sevenlerini de. Seve seve biz hani, izleyicimizle var olduk. İzleyicimizin istediği sürece müddetçe tabii ki ekranda olacağız ve güzel tariflerimizi her daim paylaşacağız. Hani tanıdığın en mütevazı insanlardan bir tanesi. Hani gerçekten efendim örnek veriyorum yeni bir şirkete transfer oluyorum, yeni bir görev alıyorum, yeni bir pozisyon hemen arar.
hani hemen tebrik eder sağ olsun. Hani, Allah razı olsun. Hani Allah yokluğunu göstermesin ablacığım. Amin amin. Portakalı güzel bir şekilde ananası doğrar gibi aslında Rütü doğradı. Aynen efendim. Tabii o otelde çalıştığı için el alışmış tık 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 tık. Aynen ya efendim artık ne yapayım çok kolay. Bunları da kenara alayım. Serpil abla karıştırabilir misin? Tabii. Ocağın dibi tutmasın. Çok mersi sağ ol. Efendim şimdi portakalı öyle bir şekilde doğrayacağım ki inanamayacaksınız. Siz de bunu deneyin efendim. Evet. Bunları şöyle bir kenara alayım. Yapacağın segmentlerini koyacağım. Aynen. Çok merak ettim. Vallahi. Şöyle zeytinyağının içerisine bakın şöyle üçgen üçgen doğruyorsunuz. Aa çok severim ben bu doğrama şeklini. Aynen. Emrah şekilde şey yapmış ya enginara çok güzel. Buradan da selam olsun Emrah Usta'ya. Çok severiz onu da. Efendim şöyle. Portakalın da bakın, suyu şu an. Gerçekten inanılmaz güzel. Güzel de koktu. Mis gibi mis gibi. Efendim bakın bunları zeytinyağının içerisine koyacağız. Aromasını verecek. Aynen. Ve o kadar güzel oluyor suyuyla ki. Birlikte, bak ablacığım şöyle. Ha? Zaten üçgen üçgen kestiğimiz için de hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu kendi çöp artık. Tamam. Bunların hepsini yapacağım. Aslında iki tane de çok biraz yeterli. Biraz yavaş yapalım. Tamam. Kamera yakın çeksin izleyicim görsün lütfen. Efendim şöyle yaptınız. Bakın. Bir buradan bir buradan. Daha sonra bir buradan, bir alttan, bir alttan, bir üstten. Daha sonra bakın zaten üçgen üçgen olmuş o, yaptık ya. Buradan da böyle kesiyorsunuz, doğruyorsunuz. Şöyle. Bakın bunlar püf noktası efendim. Değişik sunumlar. Nermin ablam da oradan höpür höpür götürüyor. Yok kıyamıyorum ben ya. Valla şu ziyan beni bitiriyor ya. Al ablacığım bunu da. Sağ ol canım benim. Al elimle. Şimdi efendim. Şimdi direkt ilave ediyorum bakın. Portakallarımızı ilave direkt içine koyuyorsun. Evet. Ben bunları atamıyorum, koyamıyorum. İstersen ekmeğimizi şey yap ya da şimdi, ben doğrayayım nasıl istersen. Doğrayalım. Daha sonra bir limon. Evet. Bir limonun suyu. Bunu kullanacak mısın lütfen? Hayır ablacığım yetti. Bir limonun suyunu da içerisine sıktı Lütfücüğüm. Biz de ekmeğimizi çıkardık. Ekmeğimizin şimdi iç dokusunu göstereceğim. Aslında çok pratik bir ekmek. Gerçekten herkesin evde rahatlıkla yapabileceği bir güzellik. Şöyle göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha sıcağı çıkabilir. Bakar mısınız? Sıcak suyumuz var mıdır Serpil abla? Evet. Tamam. Pofur pofur ve hala çok sıcak. Biraz daha bunun ilk sıcağını çıkartayım. Şimdi ablacığım çok az bir şekerini de ilave ediyorum. Ha şeker de koyun zeytinyağlı olduğu için. Senden sonra ablacığım limon suyunu koydum, tuzunu ve şekerini koydum. Şöyle alt üst yapıyorum. Ha şimdi bu aşama ay direkt böyle ya. Çiğden. Serpil ablacığım bir de bunun kapağını rica edeyim mi? Süper süper süper. Şu an bakın. Gerçekten o kadar mutlu oldum ki. Bakın. Bir ıspanağının şöyle yapraklarını çok kullanıp köklerini çöpe atmamanız gerektiğini gerçekten bu tarifle sizlere göstermiş olduk. Efendim, gerçekten. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olacak? Zaten buharda biliyorsunuz ki pişiyor. Zaten biz bunların soğanına vesaire hepsini koyduk. Ve şimdi zaten biliyorsunuz ki brokolinin, brokoli diyorum. Brokoli beni andı neyse. Ispanağın kökü zaten canına ne olacak? Hemen 10 saniyede 15 dakikada oluyor. Hemen şöyle. Serpiyorum nereye koyayım bunu? Bakayım altında böyle açın. Karenin üstüne koyabiliriz. Solundan. Bu olacak efendim. Bunun yanında efendim mesela Nermin Adan'ın yapabilirsiniz ya da meyhane pilavı çok güzel olur. Ekmeği de efendim banasım geldi bu arada. Vallahi. Ekmek inanılmaz güzel. Ben şurada ne yapayım lokma? Gerçekten efendim bakın. Bir hafta anne yemeği görmeyeceğim. Bir ay anne yemeği evet biraz alayım. Ben şunun suyunu. Efendim gerçekten annem gibi bunlar. Olay. Olay değil mi? Pamuk gibi olmamış mı Lütfü? Yumuşacık. Vallahi ben de çok beğendim bu ekmeği. Ya her eline değdiği şey bereketleniyor ablacığım biliyorsun. Canımsın. Ama sen boşnak olduğun için ama şey zaten yapıyoruz. Biliyorsun. Sevgi. Senin uzmanlık alanın. Ya bir şeyler söyleyeyim mi? Sevgiyle yapıldığında aslında değerleniyor ve kıymetleniyor. Herkes yemek yapıyor. Herkes mutfakta bir şekilde hayatını sürdürüyor, idame ettiriyor ama sevgiyle yapılan her şeyin karşılığını çok güzel aldığını yıllarca gördüm efendim. Ne zaman neyi istiyorsanız
sevgiyle ve güzellikle istediğinizde Allah zaten nasip ediyor. Şu ekmeğimin güzelliğine bakın maşallah diyorum. Maşallah ya, çok bereketli vallahi oldu. Vallahi maşallah, subhanallah. Ve hiçbir katkı maddesi de yok. Tabii evdeki şartlarla tertemiz, mis gibi. Ekmeği buzluğa atın, 3 ay sonra çıkartın, aynı oluyor. Aynen. Yürütme gibi yapayım ben de. 3 ay sonra yiyin ekmeğiniz benim aynı. Bu, efendim, ama ben buzluğa atın dedim. Evet, hatırlar mısınız bilmiyorum. Benim 10 saniyede Türkiye'de bir rekor kırmışım. Kadayıfı kızartmıştım, hatırlıyor musun ablacığım? Evet. Onun ya, hesabı gibi. Sen zaten var ya, elin çok becerikli maşallah. Abi, 10 saniyede efendim her şeyi yapabilirsiniz. Alıp içtiğimiz kalmış. Neyse. Şöyle efendim, şu an gördüğünüz üzere ıspanağımızın kökünü koyduk. Aynen. Çok da güzel bir şekilde bak pişiyor. Ablacığım. Ben şu yemeğimin sunumunu alıyorum. Tamam. Bak yumuşamaya bile başladı. Kendini solduracak herhalde. Bak. Evet. Şu köftelerimin kıvamını göstermek istiyorum. Köftelerin bunu terpiz tuttuk mu? Kapaklıydı o. Tamam. Senin pidenin şeyi döküldü. Ha, yoksa... olmadı. Ha. Efendim, köftelerimizin hiç dağılmadığını şöyle yakından çekip paylaşacağım efendim. Bu yemek ana yemek formatında inanılmaz güzel bir tarif. İçerisinde proteini, karbonhidratı, her şeyiyle dört dörtlük. Bakar mısınız? Köfteler tane tane misket gibi. Gerçekten olay. Vallahi olay diyoruz. Bir de bunu Serpilciğimden bir sunum tabağı alalım. Aynen, bir pudra şekeri de rica edersek. Çok bakar mısınız olur. Yani gerçekten. Onu bunda sunmayacak mıydın? Neydi yavrum? Sen değil. Bunun karesi olan vardı ya elimizde. Bakar mısınız? Onu kullandım ben şeye. Ay 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 ay. Başka bir herhangi bir yüksek varsa maksat problem yok. Çok güzel oldu. Buna maydanoz çok yakışıyor efendim. Bunu da bir altta pişte yalırız. Maydanozu atmanızı öneriyorum üzerine. Şöyle. Ve Lütfü'nün İsviçre tatlısı. Aynen, ona pudra da şekeri. Bir pudra şekeri herhalde koyacağız. Evet. Valla kıymetli izleyenlerim, bugün yine çok pratik, birbirinden lezzetli, gerçekten herkesin evinde yapabileceği tarifleri sizlere sunduk efendim. Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda gerçekten yok yok efendim. Böyle biliyorsunuz ki tepelemeyi severiz. Çok da hoş gözükür üst üste koyulan her şey. Şöyle dağ gibi. Lütfü'ye pudra şekerini attırıyoruz. Aynen. Yok, sıkarsam onu açacağım. Ha, okey. Ve son dokunuş efendim. Karımızı yağdırıyoruz üzerine. Evet efendim, hiç kara doymamışım gibi ben Kartalkaya'da. Ay çok güzeldi ama, değil mi evet. Lütfü? Rüya gibi. Her aynen. Gün efendim Nermin ablayı çok davet ettik ama evet, maalesef ya, ki yoğunluktan gelemedi. Ya. Ama bu yaz otele bekliyorum. İnşallah, inşallah geleceğiz efendim. Şöyle bunu da koyalım mis buraya. Mis gibi oldu. Bunu da arkaya vereyim. Ve dördüncü tarifimizde sunumuyla birlikte şu an Beyaz TV ekranlarında bayılıyorum ya. Şu sunumlar ortaya çıktığında hamdolsun diyorum. Şükürler olsun efendim, diyorum Rabbime. Efendim görüyor musunuz? Rabbime. Sapını bile dekor olarak kullanıyor Nermin abla. Kıyamadım atmaya. Aynen. Yeşil hoşuma gitti. Ve burada efendim kısaca özetleyelim Lütfü'yle. Ne yaptık Lütfü? Ablacığım öncelikle soğanı ve kapyayı kavurduk. Evet. Helal. Daha sonra portakalları ilave ettik. Portakalları çiğden hiçbir şekilde sıkmadık biliyorsun. Normalde limon ve portakal suyu sıkılabilir. Ama ben portakalı direkt tanesiyle yapıyorum ve daha çok yakıştırıyorum. Daha sonra efendim limon suyu. Limonu direkt sıktım gördüğünüz ikiye böldük ve direkt natural. Daha sonra tuzunu ve şekerini ilave ettik ve en son... ıspanağın kökü ve sonra üzerine birazcık geçecek kadar suyu ilave ettik ve bu kadar. Buharında zaten pişecek, yaklaşık 10 dakikada her şeyimiz hazırsa pişebilecek bir yemek. Mis gibi. Bizim ekmeği de banabilirsiniz efendim, inanılmaz güzel. Şöyle gösteriyorum efendim ıspanağın köküyle. Hemen baksana tadına. Mis gibi bir zeytinyağı hazırladım. Ben diyecektim şimdi. Birazdan tadacağız inşallah, pişsin daha diri biraz daha. Yok ıspanağın değil, suyunu al. Çok merak ettim. Şöyle karıştırdım. Vereyim sana sen aynen, merak ettiysen. Yok ben portakallı yemem. Portakal almıyorsun. Yok portakal var onu ben hiç sevmem. Ben pişmiş portakal yemem. Tamam yiyeceksin, yapacak bir şey yok. Sevmem. Şefsin, gel buraya. Yemem. Buraya gel. Portakallı yemem. Buraya gel. Ben onu karıştırayım. Aktüelin arkasına oraya gidiyor. Gitmesin diyor, alması lazım diyor. Gel buraya. Kim diyor? Rejidekiler. Aç. Aç yavrum. Buradan Gülşah Ertürk'e çok teşekkürlerimi sunuyorum Hüseyin Hocam'a da. Nasıl olmuş? Ya çok merak ettin, yapacak bir şey yok Serpil'cim. Yardım bunu bitirme. Efendim.
Efendim biz çok kısa bir araya gidiyoruz. Bu güzellikleri masaya taşıyacağız efendim. Hiçbir yere ayrılmayın. İkinci şifremiz de vatan. İkinci şifremiz de vatan. Sofrada görüşelim. Evet efendim, çok kıymetli konuğum Lütfücüm'le birlikte bugün kardeşimin ellerinden yine güzel bir sofra kurduk. Üç tarif kendisinden, iki tarif de benden. Efsane bir güzellik efendim şu an Beyaz TV ekranlarında sizler için hazırlandı. Kendisine hayırla, uğurla inşallah askere uğurluyoruz. Sağ salim git, sağ salim gel. Neler yaptık hemen kısaca anlatalım efendim. Lahana salatası, şenkeli, ıspanak kökünden zeytinyağlı, Nermin ablamın enfes yemeği olan... Evet, içinde bütün güzelliğiyle efendim mercimekten makarnasına, proteininden karbonhidratına kadar olan harika bir ve yemek. İnanılmaz ekmek. Ve gerçekten zeytinyağlı ekmeğimiz şu an ekranda bu gözenekleri gözüküyor efendim. Muhteşem bir yapıyla sizlere sunmaya çalıştık. Var mı diyeceğim bir şey? Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aşırı duygulandım. Ve 20 sene sonra da bunu açıp izleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Evet, buradan gitmek gerçekten çok duygulandı. Çünkü ikinci evim, ailem dediğim sizin programınız ve Beyaz TV. Çok çok teşekkür ediyorum ekibimize, sana öncelikle. Rica ederim. Ve siz değerli izleyicilerimiz efendim. Gerçekten inanılmaz güzel desteğinizi hissediyorum. Hı-hı. Her zaman var olun efendim gerçekten. Bu arada Lütfü'nün sayfasına maşallah yığılmışsınız. Hani inanılmaz. Nermin abla ile mesajlarınızı okuyamadık bile gerçekten. Evet. DM kutum kilitlenmiş. Çok da çok güzel. Çok teşekkür takipçi ediyorum. Takipçi gelmiş. Diyor ki Nermin abla sana geldi mi böyle oluyor diyor. Yani kilitleniyoruz yani biliyorsun. Evet. Dünkü kazananımız... Ne vermiştik? Tencere seti verdik. Çelik tencere setini kazanan Sevda Feyza Taşdemir hanımefendi oldu. Sağlıkla, keyifle kullanın Feyza Hanımcığım. Story'de şimdi Dila sizler için paylaşacak. Bol bereketli olsun efendim. Güzel günlerde kullanın. Böyle güzel mis gibi yemekler yapın. Tekrardan Lütfü'ye teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ablacığım. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de Beyaz TV ekranlarında sizlerle olmaktan inanılmaz mutluluk duyduk. Yarın yine aynı heyecanla, aynı güzellikle, muhteşem tariflerle yine aynı saatte burada olacağız. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel emanetsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.